bütün coğrafyaları aşan, tüm zamanların üstünde bir derin bilgeliğe sahip, yüce gönüllü bir insandı. Kelimenin en doğru, en güzel anlamıyla Hacı Bektaş-ı Veli insandı. Hacı Bektaş, içimizi insan sevgisi ve hoşgörüyle dolduran sonsuz bir kaynaktır. Bir serçeşmedir. Yüzyıllar sonra bile onun gönül pınarından hep birlikte besleniyoruz. Gerçekten ne mutlu bize. Hacı Bektaş, bağnaz düşüncenin, inanç kavgalarının hüküm sürdüğü orta çağın karanlığında Anadolu'dan yükselen bir umut ışığıydı. Vefatının 750. yıl dönümünde bu ışık hala tüm gücüyle bütün dünyaya yayılıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun 2021 yılında Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran'ı anma yılı kabul etmesi insanlık adına çok kıymetli ve değerli bir adımdır. Anadolu'nun dünyaya armağan ettiği bu inanç ve kültür mirasına herkesten fazla sahip çıkmak her ülkemizin her vatandaşının görevidir. Bizler gibi yöneticilerin ise çok önemli bir görevidir. Hiçbir ayrımcılık yapmadan tüm insanlığa aynı nazarda bakmanın hoşgörüsünü ve erdemini taşıyan bu eşsiz mirasa bilgiyle, sevgiyle, cesaretle hep birlikte bütün kaynaklarımızla sahip çıkacağız. Kişiliğimizin, duruşumuzun, mücadelemizin ayrılmaz bir parçası haline getireceğiz ve hep birlikte en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Yunus gibi, sen sana ne sanırsan başkasına da onu san diyerek güçlü bir biçimde sahip çıkacağız. Hacı Bektaş evladı Bektaş Çelebi'nin dediği gibi, her mahluk kuluna kardeş olmak anlayışıyla en sevecen, en güçlü biçimde sahip çıkacağız. Çünkü Hünkar Hacı Bektaş'ın Horasan'dan Anadolu'ya gelip açtığı bu güzel ve derin yol, insana sevginin, birliğin, beraberliğin, birlikte üretmenin, dayanışmanın yoludur. Hizmet için yola çıkıp benliğinden arınanların, kendini insana ve insanlığa adayanların yoludur. Anadolu'ya binlerce kilometre öteden, doğunun kalbinden, Horasan'dan sökün edip gelen 96 bin Horasan erenleri, Hacı Bektaşlar, Abdal Musalar, Baba Mansurlar, Ahi Evranlar, Tapduk Emreler, Mevlanalar, burada kardeşliğin, insan sevgisinin, barışın sesini tanımışlardı. Hep birlikte o taşıdıkları o güzel sesle bu güzel topraklarda bizi buluşturmuşlardı. Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'a ve İran'a uzanan Horasan, bize barışın, insan sevgisinin erenlerini armağan eden Horasan, bugün ne yazık ki savaşlardan, acılardan, yoksulluktan bir türlü kurtulamadı. Bu vesileyle Horasan'ın parçası olan Afganistan'ın ve bütün doğunun mazlumlarının savaştan ve yıkımdan uzak, başta kadın ve çocuk hakları olmak üzere insan haklarına saygılı günlere kavuşmasını bu zor günlerde haktan niyaz ediyoruz. Sevgili canlar, kıymetli Genel Başkanım, bu zamana dek Hacı Bektaş ilçesine yapılan tüm hizmetleri ben Hacı Bektaş'ın düşüncesine, inancına, felsefesine, dolayısıyla da insanlığa yapılan hizmetler olarak görüyorum. Bugüne kadar buraya hizmet eden her kim var ise, emek veren herkese candan, yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Serçeşme yurdu Hacı Bektaş ilçesine 2 yıl boyunca hizmet etmek bizlere de nasip oldu. Kıymetli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizlere talimatlarıyla bu güzel ilçenin bütün ihtiyaçlarına koşmak,
bizlere vazife oldu. Yolların asfaltlanmasından dergah çevresinin düzenlenmesine, Kadıncıgan'a ziyaretinden Beştaşlara, kültür merkezinin ihtiyaçlarının giderilmesinden Bektaş Efendi Türbesi çevre düzenlemesine kadar bu kutsal mekanın hak ettiği saygınlığa ulaşması için her türlü desteği sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Bunlara ek olarak Hacı Bektaş Kentsel Tasarım Uygulamaları Projesi kapsamında bölge genelinde bakım onarım, altyapı, peyzaj ve çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Hacı Bektaş'ın doğa ve insan sevgisinden hareketle yeşil alanları zenginleştirdik, mevcut alanların bakımını yaparak daha kullanışlı hale getirdik. Hacı Bektaş'ın bu güzel ismini taşıyan bu ilçede kentin ulaşımını iyileştirecek düzenlemeleri yaptık. Atıl kalmış alanlara işlev kazandırdık. Ziyaretçilerin faydasına sunduk. Kent içinde tanıtım alanları oluşturduk. Temizlik çalışmaları yürüttük. Görevimizin, sorumluluğumuzun gereğini yerine getirdik. Sağlanan bu güzel hizmetler herkesin gücü ve emeği ölçüsünde el birliğiyle yapılmıştır. Tekrar ifade edeyim, Genel Başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize bu fırsatı vermesi benim için büyük bir onurdur. Emeği geçen tüm kurumlara, emekleriyle bizzat bu işlerin ortaya çıkmasını sağlayan tüm kardeşlerimize minnettarım. Bizimle beraber uyumlu bir çalışma içerisinde her türlü organizasyonda ve koordinasyonda hareket eden Hacı Bektaş Belediye'mize ve kıymetli başkanına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Hacı Bektaş'ta yapılan hizmetlerin birlik, beraberlik içinde sürdürülmesi için bir yapı oluşturulması, sürdürülebilir bir sistem içerisinde bu kıymetli kutsal merkezin daha güzel bir geleceğe ulaşması gereklidir diyorum. Cümlemizin hizmetleri buradaki tüm canların güzel ve güzel o derin gönüllerinde kabul olsun. Buradaki tüm dostlardan dileğim budur. Bu yıl aynı zamanda bu önemli yılda daha önce İstanbul'da hiç yapılmamış olan büyük bir buluşmayı yapacağız. Ve bunun mutlaka hepinizin katılımıyla çok daha güzel ve çok daha zengin olacağını düşünüyorum. Bir dünya kenti olan İstanbul'da insanlığın ortak değeri Hacı Bektaş Veli adına 27, 28, 29 Ağustos tarihlerinde İstanbul Yeni Kapı Meydanı'nda, yani gelecek hafta sonu gerçekleştireceğimiz büyük Serçeşme İstanbul buluşmasına bütün Türkiye'yi, bütün canları davet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Hacı Bektaş'a gönül vermiş, tüm Alevi Bektaşi kurumların içinde olduğu, Hacı Bektaş'ın birlik beraberlik ruhuna hizmet edeceğine inandığımız buluşmamızda 3 gün boyunca sanatçılar, araştırmacı yazarlar bizlerle birlikte olacaklar. 60 kurum açtıkları standlarla kendilerini ifade edecekler, İstanbullularla buluşturacaklar. Serçeşmenin İzleri adlı sergiyle ilk defa gün yüzüne çıkarılacak eserler paylaşılacak ve Hacı Bektaş'ın değerini anlatan çok özel ve güzel bir sunumu bütün İstanbullularla ve bütün Türkiye ile buluşturacağız. 3 gün boyunca İstanbul'un 120 noktasından etkinlik alanına ulaşım hizmeti sunacağız. Coğrafyamızın, kültürümüzün, tarihimizin göz bebeği olan İstanbul'da büyük bir Hacı Bektaş-ı Veli buluşmasını gerçekleştirecek olmaktan, onun temsil ettiği değerlerini coşkuyla hatırlanmasına vesile olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyduğumu sizlere belirtmek istiyorum. İster burada Hacı Bektaş'ta olalım, ister İstanbul'da, ister dünyanın herhangi bir yerinde, ister şu inanca,